Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ben Cem Çatık. Bugün hizmetlerimize bir yenisini ekleyerek ses mühendisliği ve müzik prodüksiyonu ile ilgili videolar yapmaya başlayacağım. İlk konumuz da ev stüdyosu kurmak üzerine. Ev stüdyosundaki gerekli malzemeler, müzisyenlerin evlerinde bulundurması gereken önemli konularla ilgili. Ben olsam şu anda sıfırdan bir ev stüdyosu kuracak olsam neler alırdım? Bunları aktarmaya çalışacağım. Ee, bugün gitarla harmoni ile bir işimiz yok. Tamamen müzik prodüksiyonu ve ses mühendisliği üzerine. Ama teknik bir konu da işlemeyeceğiz. Sadece e, internetten alışveriş yapıyormuş gibi gireceğim. Arkadaşlar şimdi birçok şekilde ev stüdyosu kurabilirsiniz. Yani çok düşük bütçelerle de olabilir. Bir sürü paralar da harcanabilir çünkü. Yani bu işin bir böyle bir ucu bucağı yok hakikaten. Ama benim kafamda kurguladığım yani bu süreçte evden işlerini yapan, yapmaya çalışan insanların ihtiyacı olan şeylere e, odaklanacağım daha ziyade. Bunun içerisinde de önemli faktörler benim için mobilite yani bu setup'ı hareket ettirebiliyor musun, sağda solda kayıt yapabilecek misin. Bundan sonraki bu süreçte nelere ihtiyacımız var? Bunlar gibi konuları işleyeceğim. Arkadaşlar birinci ihtiyacımız olan şey tabii ki bilgisayar. Bilgisayar konusunda tabi hemen şimdi ayrışmalar olacak işte Apple mı yoksa PC mi şeklinde ben hiç bu konulara girmiyorum ama mobiliteyi hedeflediğimiz için laptop tercih edeceğim ve laptop için de yani bu Apple'ın yeni çıkarttığı M1 çiftli MacBook Pro'lar güzel görünüyor bakalım neymiş fiyatları Mac dedim 13 inç MacBook Pro yeni satın alalım. 13 inç M1 çipli 512 GB. Şunu seçiyorum. 16 GB RAM seçiyorum. 1 TB SSD seçiyorum. Bir de Logic seçiyorum arkadaşlar. Logic niye önemli? Şimdi biz bir stüdyo kuracağımız için Apple aletlerde de en iyi çalışan bu kayıt programlarından birisi de Logic olduğu için Logic'i ekledim. Ama siz tabii ki Pro Tools, Cubase, Studio One, Reaper, FL Studio ne kullanıyorsanız ya GarageBand bile kullanıyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Aslında hangisini biliyorsanız oradan ilerleyin. Biz şu anda aslında birazcık fantazi yapıyoruz öyle düşün. Ama Logic Apple'da Apple sistemlerin için zaten kullanılan bir program. Yani Logic PC'de kullanamıyorsunuz. Ee, ve Logic çok böyle kolaylıkları da olan bir program. Özellikle aranjörlerin işlerini çok hızlandırıyor. Kendi hazır sesleri falan e, içinde geliyor. Loop'lar geliyor, Apple Loops geliyor falan filan. Arkadaşlar şu fiyatı... <laughs> söyleyeyim mi? 22.248,99 TL. Ve bugün de ayın kaçı? 17 Nisan 2021 fiyatları bunlar. Yani yarın bir gün ekonomik kriz çıkar, devalüasyon olur, enflasyon artar, bir şey olur. Ben onlara karışamam. Ben onu bilemem yani. Arkadaşlar şimdi bu yeni Apple laptoplarda sadece USB-C girişleri var biliyorsunuz. Ee, USB-C girişleri de bazı konularda yetersiz kalabiliyor. Eski USB aletiniz vardır. Ya da ikinci monitöre çıkmak istiyorsundur. HDMI input'a ihtiyacın vardır falan filan. Buna hemen bir tane dock almamız lazım o yüzden. Thunderbolt Dock yazıyorum Amazon.com.tr Bakalım burada Yani idare eder herhalde ya Bir tane USB 3 var Display Port var Ethernet girişi var Falan filan 2000 lira mı? 2000 lira çok 2000 lira olmaz O zaman bak daha ucuzu var hemen Elgato Thunderbolt diyor Heh Güzel USB, Ethernet, HDMI ve DisplayPort var. Süper. 1250 TL Elgato markası ve Thunderbolt girişi için böyle bir dock aldık. Arkadaşlar ikinci önemli şey ses kartı. Şimdi ses kartı için bildiğim firmalara gidiyorum. Compact. Bak ses kartları diye çıktı. Akalın müzik var. Ses kartları diye çıktı. Dore müzik var. Dore müzik ses kartları. Bir de neresine girelim? Zuar Müziği'ye girelim. Bak Zuar Müzik'te ses kartları diye çıkmadı. Demek ki onların fokusları orada değil. Döndüm şimdi komple. Arkadaşlar fiyat performans bakacağım. Ucuzdan pahalıya diyeceğim. Ses kartı konusundaki en önemli mevzu, en çok hata yapılan yer. Bağlantı biçimini doğru seçmiyoruz arkadaşlar. Bilgisayarınıza uygun bağlantıyı seçmeniz lazım. Şimdi biz en son model bir Apple laptop aldıysak bu USB-C yani Thunderbolt 3 girişini de kullanabilmemiz lazım yani. O manada çok iyi bir bağlantı kurabiliriz. Eğer bilgisayarınızda böyle bir bağlantı yoksa mesela USB bir ses kartı bakmanız gerekebilir. Bunları aklınızda tutun. Mesela Firewire kartlar artık böyle çok güncelliğini kaybetti. Şu anda USB 3 ve Thunderbolt daha böyle tercih edilen bir noktada. Şimdi arkadaşlar ses kartı çok önemli. Yani laptop ne kadar önemliyse, yani işin e, bilgisayar kısmı ne kadar önemliyse ses kartı da en az o kadar önemli. O yüzden ben iyi bir ses kartı almak istiyorum. Arkadaşlar böyle bir ses kartı var. 7874 TL şu anki fiyatı. Apollo Solo Universal Audio'nun. Bu beraberinde böyle birkaç tane pluginle de geliyor. E, hatta bu Heritage Edition'mış. Heritage Edition olunca Bakın şurada gördüğümüz bu ekstra plugin'lerle geliyor. Limiter var. Teletronics LA2A kompresör var. Pultec EQ var. 610 preamp var. Bir tane pure plate reverb diye geliyormuş. bunlardan sahip olduklarınız varsa alternatif de seçebilirsiniz diyor. Ha bir de buradaki plugin'ler var. Bu da zaten bütün UAD kartlarda gelen laginler. Akıllı müzikte neler varmış? Heh, bakın burada bağlantı sistemine göre ayırmışlar. Ben Thunderbolt almak istiyorum. Ve Thunderbolt'un da ucuzunu almak istiyorum. Moto. Hep Moto çıktı. O zaman USB-C'ye göster bakalım. Audient. ha bunları arıyordum. Audient ses kartı. Evet şeye göre çok daha uygun bir alternatif tabii Universal Audio'ya göre çok uygun. Ama kalite olarak da hiç kötü bir ses kartı değil yani. Audient Evo 8. Hadi aldık bunu. 2230 lira. Havaleli fiyatında 1700 liraya düşmüş. indirim yapmışlar. Şimdi arkadaşlar ses kartlarında şöyle bir hikaye var. Yazan bilgilere tabii ki bakın. Yani işte... Ama bazı ses kartlarında şeyler oluyor ya böyle işte 36 giriş, 54 çıkış, bilmem ne, adat, speedif, o bu bilmem ne falan derken zannediyorsunuz ki o bu ses kartını alacağım her şey bitti. Öyle değil. O ses kartlarının ulaşabileceği maksimum kapasiteleri söylüyorlar genelde. O yüzden benim size önerim şu. Bir ses kart alacaksanız üzerinde kaç tane giriş, kaç tane çıkış var ona bakın. Yani böyle adat bağlantılarıyla falan arttırılabilen halden ziyade Size gel geldiğinde elinizde ne oluyor? Kulaklık çıkışı kaç tane, ee, enstrüman girişi kaç tane, mikrofon girişi kaç tane? Bunlara mutlaka bakın. Şimdi bakın arkadaşlar, 1 2 üç, dört tane e, burada giriş var preamfi. Bu e, Hi-Z denilen bir bağlantı. Hem XLR kablo girebiliyor bunlara hem normal bildiğimiz bizim gitar kabloları var ya, jack dediklerimiz, onlar da girebiliyor. 4 tane de e, çıkışı varmış, güzel. Yani iki çift monitör bağlayabilirsiniz buna. Önde bir enstrüman girişi var gitar için ayrıca bir giriş koymuşlar. İki tane de kulaklık çıkışı var arkadaşlar. Giriş çıkış e, manasında ev stüdyosu için çok yeterli. Ayrıca küçük bir kart ve şöyle dijital bir büyük knob koymuşlar. Şuradaki videolarda aldığım kadarıyla kendi dijital mikseriyle geliyor. Oradan kontrollerinizi falan yaparsınız. Valla gayet iyi ve yeterli bir ses kartı gibi görünüyor buradan baktığımda. Tabii ki kullandığım bir alet değil. O yüzden bir şey diyemiyorum. Dora Müzik'te arkadaşlar Focusrite'lar var, en düşük fiyat diyelim. Mesela bir kayıt paketi varmış ama tükenmiş. Bunlar da tükenmiş. Ya bu stok bilgilerini nasıl yapacağız? Sadece satıştakiler. Hı. Hmm. Bundaki en pahalı ses kartı Focusrite USB-C Claret. Hı. Hmm. Peki bu da mı USB-C? Dora Müzik'te birçok marka model ve farklı e, kategoriler olduğu için. Birazcık detaylarda eksikler görüyorum. Ürün açıklaması. USB ses kartı. Hala USB diyoruz. Bakın USB C mi, USB 3 mi, USB 2 mi? Hala göremedim. Evet, USB Type C'ymiş arkadaşlar. En son kutu içeriğinde gördük. Bu arada bazı ses kartlarından USB C kablosu çıkmıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunların böyle detaylarına bakmanız lazım. Kutudan neler çıkıyor, Yanında böyle bir plug-in hediyesi var mı, program hediyesi var mı? Bunlar önemli. Zuhal Müzik'te ne varmış? Ürünler. Stüdyo DJ, ses kartları. Ha. Behringer, IK Multimedia. IK Multimedia aslında akalının zaten. Ayrıklar falan. Tascam. Behringer ve Tascam var. Roland var. Arkadaşlar, ses kartı manasında Zuhal Müzik'te benim size tavsiye edeceğim bir marka yok ses kartı manasında. Ne yaptık? Bilgisayarı aldık. Bilgisayarın gerekli inputlarını sağlayan dokunu aldık. Ses kartını aldık. Benim bunlar içerisinde ben hangisini alırdım diye soracak olursanız, bu Audient'i alırdım arkadaşlar. Fiyat olarak çok mantıklı. Mobil, küçük bir cihaz yani. Giriş çıkışları çok yeterli gördüğüm kadarıyla. Ve USB-C olması da ee, bu e, benim yeni aldığım laptopla yani <laughs> almadım da bu video için. Şimdi monitör. Hoparlörler diye mi satılıyor? Evet. Okey. Yalnızca stokta olanları göster diyorum. Ucuzdan pahalıya diyorum. Numark, Presonus, Eris. Emo diyorlar var. Presonuslar var. Headrush var. Bu referans monitör değil. Presonus. Presonus. Valla Presonus benim daha önce kullandığım bir marka değil arkadaşlar. Ama e, kullanan tanıdıklarım var. Yani İyi olduğunu duymuştum. Geneleklere falan gittik. Tamam fiyatlar fazla arttı şimdi. O zaman Presonus alalım ya bir tane. İki yollu aktif profesyonel monitör çift. 3400 ve stokta yok. Allah Allah. Stoktakileri gösteremedik mi? Bu subwoofer. Presonus'un şeyleri kalmamış. Böyle olmaz. Ben şu anda burada stokta hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Kompeli geçtik. Üzgünüm. Hoparlörler, monitörler akalım müzeye gidiyorum arkadaşlar. Azalan fiyat. Öf. Yok yanlış yaptık. Artan fiyat. Yani burada da 0 TL'ler var. Bunlar bedava mı? Brikasite Design falan. <laughs> Midi Plus diye bir marka var. Hiç gördüğüm bir marka değil. Yamaha HS5. Çok fazla kullanan var bunu. Yani HS7 var, HS5 var devam ettik. Akustik Enerji diye bir marka görüyorum. Audix. Allah Allah Audix'in monitörü mü varmış? Bunu bilmiyordum. Geçtik. Adam Audio F7'ye geldik. %40 indirim varmış. Enteresan. Hala beni mutlu eden bir şeyle karşılaşmadım. Bir sayfa daha var. Yani 20-30 bin lira çıktıktan sonra tabii ki güzel monitör bulmak mümkün ama bunlar bütçe olarak çok üstte. Çıktım buradan. Dore müze. Monitör hoparlörler diyor. Ya bu Kali Audio diye bir marka var. Yurt dışında takip ettiğim sayfalardan çok iyi geri dönüşler almışlar. Ama yine benim kullandığım, dinlediğim bir monitör değil arkadaşlar. Özellikle şu arkadaşı çok tavsiye ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla. 500 dolar 4000 TL. <laughs> Bunu söylemiş olayım ama ben kendi kullandığım monitörün küçüğünü size tavsiye edeceğim. Dynaudio diye bir markanın LYD48 modelini kullanıyorum ben. Onun LYD5 olan versiyonu var bu. 3860 TL. Arkadaşlar bu arada şuna dikkat edin yine bak açıklamalarda bakılmayan bir durum bu. Tek olarak satılıyor bu monitörlerin çoğu. Dolayısıyla bu çarpı 2 olacak. Yani şu fiyat var ya görmüş olduğunuz bunu 2 ile çarpacaksınız. Yani şu. Artı bir tane daha ekliyorsunuz ve o hesaplamayı ona göre yapıyorsunuz. Tamam, monitör olarak da bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarımız var, ses kartımız var, monitörümüz var. Ee, monitör çok önemli ama e, birçok kişinin de evinde böyle bir e, uygun odası olmayabiliyor, akustik düzenleme olmayabiliyor ya da bu monitörleri her saat kullanamıyoruz. Dolayısıyla iyi bir kulaklığa ihtiyaç var arkadaşlar. Sennheiser HD280 Pro diye bir kulaklık kullanıyorum. Yaklaşık herhalde 15 yıldır falan. Sesci Sescibaba.com 1000 lira. Devam ettim. Aslında bu Sennheiser'leri getiren Metan diye bir firma var ama bu sescibaba.com'da satışını buldum. Bakarsınız. Monitör aldık. E, monitör almakla da bitmiyor arkadaşlar. Monitör standı almamız lazım. Doğru müzikte yeni gelen bir tane ucuz marka var. Şu. Phoenix diye bir marka. Evet bundan da yine iki tane alacaksınız. Yani 400 değil 800 gibi düşünün bunu. Çıktık. Hadi bir tane mikrofon alalım. Şimdi mikrofon yine önemli bir konu. Mikrofon ne için kullanacaksınız? Bunu önce bir düşünün. Amfi mi mikrofonlayacaksınız? Konuşma mikrofonu mu alıyorsunuz? Podcast mi yapacaksınız? Vokal mi kaydedeceksiniz? Bunların hepsi farklı farklı durumlar arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Yani Birçok işi yapabileceğiniz bir mikrofon düşünün. Atıyorum vokal de kaydedebilirsiniz. Böyle dublaj da kaydedebilirsiniz. Konuşma seslerinizi de e, kaydedebilirsiniz. Ya da böyle fikir manasında e, elinizin altında olsun diye. Bence mutlaka bir Shure SM58. Eğer bu işi ciddi düşünüyorsanız edin derim. Shure doğru Müzik'ten alınırmış. Alalım. Evet. Arkadaşlar ya yani 260 dolar 2000 TL civarında bir mikrofon. Şu Resom 57 Dore Müzik. Bu da amfi mikrofonlama yapacak insanlar için ee, böyle bir hakikaten dünya standardı olmuş bir mikrofon. Bir de uygun bir tane podcast mikrofonu bakalım. Bu Rode'un podcast mikrofonları var. Compel satıyor olması lazım ya bunu. Compel. Rode. Rodecaster yok. Podmic. Evet bu, stokta yok maalesef neyse ama bu mikrofonu e, Shure SM7B ile falan kıyaslıyorlar Güzel bir mikrofon gördüğüm kadarıyla Evet arkadaşlar ne yaptık? Bilgisayar aldık, ses kartı aldık, monitör aldık, monitör standı aldık, kulaklık aldık, iki tane de mikrofon aldık Şimdi bizim tabii mikrofon standı almamız lazım, kablo almamız lazım ee, belki bir kondansör mikrofon alırsanız pop filter almanız lazım. Mesela bu podcast mikrofonlarını kullandıkları masaya takılan bir tane stand var. Bu e, radyolarda kullanılan tipte. O öyle bir şey alabilirsiniz. Ama bu stand ve kablo manasında ben onları bir şey söyleyemem çünkü çok üst seviye olanları da var. Ee, çok böyle basit versiyonları da var. Onlara bakmak lazım yani. O biraz uzun bir iş yani oraya girersek çıkamayız. <laughs> stand ve kablo manasında o işi size bırakıyorum. Genelde bu aletleri aldığınız mağazalar e, belli tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlardan bakabilirsiniz. Benim birkaç tavsiyem olacak. Şimdi arkadaşlar yani bu süreçte müzisyenlik yapıyorsanız bir tane e, kamera almanız lazım. <laughs> GoPro alalım bir tane. Vatan bilgisayardan GoPro alıyorum. Hero 8 varmış 4000 lira. Tamam. Şimdi arkadaşlar yayın yapacaksınız, YouTube canlı yayın, Twitch falan bu meselelere giriyorsanız bir tane de aslında çok iyi bir webcam ya da bu elinizdeki DSLR kamerayı ya da GoPro'yu bilgisayara bağlayabileceğiniz bir HDMI adaptörüne ihtiyacınız var. Bunu özellikle özel ders veren veya alan arkadaşlara tavsiye ederim. Çünkü görüntü kalitesi ciddi fark ediyor. Elgato'nun Cam Link diye bir aleti var. Hepsi burada İtopya sanırım bu şeyi Türkiye'ye getiren arkadaşlar bunlar herhalde. Evet arkadaşlar tuzlu yapacak bir şey yok. Bunu aldınız, bunu aldığınızda da bir tane tabii HDMI kablo almanız lazım. Ama bu GoPro ile beraber güzel bir sonuç veriyor. Ben özel derslerimde o şekilde kullanıyorum. Yani GoPro, Cam Link. Bu webcaminiz haline geliyor, öyle söyleyeyim. Skype üzerinden de ses kartımdan e, gitar ve konuşma seslerimi gönderiyorum. Dolayısıyla yani neredeyse şurada gördüğünüz kaliteyi özel derslerde de sağlamış oluyoruz. Bununla ilgili Özgür'ün, Özgür Türkiye Kul'un çok güzel bir videosu var. Ben de oradan e, birçok şeyi öğrendim. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bir de şöyle bir hikaye var. Bu sistemi kurduğunuz YouTube, Twitch canlı yayınlarını yapabiliyorsunuz ama... Instagram'ı yapamıyorsunuz çünkü Instagram mobil. Dolayısıyla aslında aldığımız şu ses kartı. Bu ses kartını aldığımız zaman arkadaşlar bakın şurada iOS uyumlu diyor ya. Bu herhalde şu demek. Yani son dönem iPad'ler ya da iPhone bilmem kaçlar için uygun. Onları da bağlayıp ses kartı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama iRig, iStream gibi bir şey var. iRig Stream'miş. Evet arkadaşlar. Telefonunuzla böyle, böyle bir cihazı birleştirirseniz bu da Instagram'daki canlı yayınlarınızda çok işinize yarayacaktır. Bunun harici bir de dedim ya mobiliteye çok önem veriyorum diye mobil bir kayıtçıya ihtiyacımız var. Onun için de Zoom H6 yine önereceğim. Bu da doğru Müzik'te. Zoom H6 ses kayıt cihazı. Bu yanında iki tip mikrofonla geliyor. Bir böyle XY tipi. Bir de yuvarlak olan MS bir mikrofonla geliyor. Bunun yanına iki tane input harici modül falan da satın alabiliyorsunuz. Bu da önemli. Arkadaşlar bir sürü şey aldık. Ne almadık biliyor musunuz? Bir tane ışık almamız lazım. Işık. Çünkü bu videolarımız kaliteli olsun diye. Godox diye bir marka var. Hadi buna çok para vermeyelim. Bu da biraz uygun bir şey olsun. Şöyle bir bin liralık bir güzel led ışık alırsanız arkadaşlar karşınıza Gelen böyle ışık kaynağını iyi yaparsanız görüntünüz çok daha kaliteli olacaktır. Böyle bir e, sistemde de vallahi eksik bir şey kalmadı gibi ya. Her şeyi aldık neredeyse. Aa, çok önemli bir şey var. Çok önemli. Hadi loji'yi aldık. Tamam. Loji'yi ekledik setup'a ama şimdi mix mastering yapacağız. Plugin'lere ihtiyaç var. Video kurgusu yapacağız. E, Adobe Premiere'e ihtiyaç var. Ya da hani başka bir sistem kullanıyorsanız ee, o durum neyse işte iMovie var mesela Apple'ların içinden gelen ama be, benim için yetersiz. Ben tam o istediğim hareketleri yapamıyorum. E, Adobe Adobe Premiere'i mesela aldınız yetmiyor. İşte fotoğrafları, thumbnail'ları falan yapmak lazım. İşte onun için Photoshop ya da Lightroom gerekiyor. E, işte logo yapayım onu yapayım bilmem ne derken Adobe'yi full alayım diyorsunuz. Öyle bir şimdi bir masraf çıkartacağım size. Adobe Creative Cloud diye bir sisteme girmek gerekiyor. Adobe teklifleri var bakalım. Öğrenciler ve öğretmenler. Arkadaşlar öğrenci olduğunuzu düşünüyorum çoğunuzun. 125 lira aylık bir ödemesi var Adobe ürünlerini kullanmanın. Fotoğrafçılar için de 50 lira yapmışlar tüm fotoğraf uygulamaları. Tüm Creative Cloud uygulamaları da öğrenci olmayan arkadaşlar için 190 liraya yakın aylık bir ödemesi var. Bu aylık ödeme. Şimdi ben bir de iki tane firmanın pluginlerini kullanıyorum. Yine lisanslı bu şekilde. Slate Audio var arkadaşlar, Slate Digital'mış. Yanlış kullandım. All Access Pass diye bir şey kullanıyorsunuz. Bunda da işte şu Best Deal dediği yıllık tercih ediyorsunuz ama ödemeleri aylık yapıyorsunuz. Ee, ne demiş? İlk 6 ay 10 dolar. Sonraki ikinci 6 aylık süreçte 15 dolar. Ben yıllık ödüyorum genelde, şu yılda 150 doları bir kere veriyorum ve unutuyorum. Bir de Plugin Alliance var. Bu da çok iyi bir firma. Yani içinde gelen plugin'ler acayip iyi. Burada da bir Mega Bundle, Mix Master Bundle var. Bir de Essentials var. Ben Essentials'ı kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 100 dolar da bu. Aldın bunu. Plugin Alliance'ta şöyle bir güzellik var. 100 dolar ödediniz ya. 100 dolarlık da plugin size hediye ediyor. Onların ve şeyleri lisansları sınırsız oluyor. Öyle de bir bilgi vermiş olayım ee, ne yaptık ya bayağı bir Home Studio ile ilgili Detayları kurduk Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var tabi şunlara girmedim yani Enstrüman çalıyorsunuz muhtemelen enstrümanınız var ya da işte şarkı söylüyorsunuz muhtemelen mikrofonunuz vardır ee, Çoğunuzun büyük ihtimalle iyi bir bilgisayarı zaten var hani Burada ben sıfırdan her şeyi aldım ve dikkat ettiyseniz şuna hiç girmedim. Kablo ve stand işine hiç girmedim. Çünkü yani hem monitör standını söyledim ama yani kablo manasında, stand manasında olaylar çok karışabiliyor. Bir de akustik düzenleme, yani bir stüdyo masası alayım daha profesyonel görünsün. İşte dışarıya da iş yapabilelim. O modlara da hani girerseniz belli başlı işte akustik firmaları var. Lava akustik herhalde Türkiye'de en çok tercih edilen, bilinen. Onların işte masaları var, akustik süngerleri var ama bir yandan da şu var, içinde bu cam yünü mü taş yünü mü dedikleri malzemenin olduğu, üzerine kumaş kaplanan ve işte sağında solunda çerçevesi olan akustik paneli yapmak çok da zor değil. Bayağı bir video var bununla ilgili YouTube'da. How to diye işte arama yaptığınız zaman, how to do acoustic panels falan diye yazıyorsunuz, bayağı çıkıyor hani bunu uygulamasını yapabileceğiniz böyle birkaç tane doğru e, aletiniz ve hani çalışmayı yapabileceğiniz bir bahçe varsa bunlar da gayet mümkün. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Bir sürü marka var, bir sürü model var. Şimdi bu videodan sonra muhtemelen soranlar olacak. Şu iyi midir, bu iyi midir falan diye. O konularda gerçekten yani bir şey demek çok mümkün değil ama belli bir bağlantı tipinin, belli bir e, işte Marka kalitesinin belli bir bütçenin üzerindeki cihazların artık hepsi iyi. Belli bir noktadan sonra şunu sorun kendinize. Şimdi tam aletleri aldık, kurduk sistemi. Şimdi ben ne yapacağım? Hani burada artık önem kazanması gereken şey sizin fikirleriniz, sizin yaklaşımlarınız, sizin bu mesleğe katacağınız güzellikler olacaktır. Ama tabii ki yorumlara yazacağınız sorulara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Bence bu video için yeterli bu konular. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yorumları zaten bekliyorum. Şu anda aktif yorumlara cevap veriyorum. Hadi görüşürüz.